Merhabalar, ET stüdyo konuklarımız Elit Andaşan ve Bülent Erdem Parlak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol Mehmetciğim, sen nasılsın? İyi vallahi, uğraşıyoruz. Uzun zaman oldu, görüşemiyoruz. Bayağı oldu Bülent Bey'in hikayesinden. Evet, evet. Gerçi geçen gün yeni oyununuza geldim. Evet. Hayırlı olsun bu arada. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Leyla ile Mecnun değil. Onun çıkış, hikayesinin çıkış kaynağından başlayabilir miyiz? Şöyle, öncelikle bir iki kişilik bir oyun yazmak istiyordum. Gerçekleri konuşalım. Hani böyle çok karizmatik bir hikaye anlatmayı ben de çok isterdim ama böyle başladı. İki kişilik bir kadın bir erkek bir oyun yazmak istiyordum. Ne yazarım diye düşünürken çağımızın da bize çok sıklıkla karşımıza çıkarttı. Boşanma hikayesi yazmaya karar verdim. Bunu da bir ölümle, bir cenazeyle birleştirerek bir komedi oyunu yazmaya karar verdim. Ondan sonra da 1,5 sene içerisinde zaman zaman ara vererek, demlendirerek yazdım. 1,5 yılda yazdın, ondan sonra sahnelemeye başladın. Evet, evet doğru. Niye o kadar bekledin? Beni arıyordu belki de o sırada. Evet. İşte bir kadın oyuncu var tabii ki oyunda. Onun çok iyi bir oyuncu olması gerekiyordu. Onu bulana kadar bekledik. Nasıl bulduk peki? Şahane. Benim için şu sahnede her şey çok iyi. Yok, Elit Hanım'ı nasıl buldun? Elit Hanım'ı nasıl buldum? Elit Hanım aslında şöyle, arkadaş çevremizde şimdi böyle bir şey yaptığınızda aklınıza tabii bir sürü isimler, hani kim olur diye. Arkadaşlarınıza da soruyorsunuz, bana yardımcı olun, hani isim var mı aklınıza gene? Murat Eken ve Günhan Tekin Elit'i söylediler ilk. Ben de Elit'i izlemiştim bundan yıllar önce bir oyunda ve çok beğenmiştim orada. Ne kadar iyi bir oyuncu demiştim. Oradan evet lütfen hemen görüşelim diye. Murat aslında ilk Elit'le iletişime geçti. Murat Eken. Evet. Yönetmenimiz. Sonra Elit'e gönderdik. Gerisini Elit söylesin. Ben de hemen bayıldım. Okuduğumda çok çok etkileyici bir metin. Çok metnin de üstünde bir finalle çok etkilendiğim bir şey oldu ve okuduğumda ben de dedim ki hadi yapalım yani bunu hemen, ne yapıyoruz? Hemen buluşalım. Hızlıca başladık zaten. Evet, yani. Hızlıca başladık. Elit Hanım, siz sosyoloji mezunusunuz. Evet. ODTÜ sosyoloji. Oyuncuyla geçiş hikayesi nedir? Ya ben aslında lisede tiyatro yapmaya başladım. Sonra yani konservatuvar okumak istedim ama ailem istemedi. Çünkü derslerim iyiydi ve hani bir yerler, hani başka bir şey okumamda ısrarcı oldular. İyi de yapmışlar ama ben hani yani ODTÜ'de sosyoloji okurken bir yandan da dışarıda Ankara'da özel tiyatrolarda çalışıyordum. Yani oyunculuk hep vardı hayatımda ve oyuncu olacağımı da biliyordum. Hani kariyer değiştirmedim aslında ya da hiç sosyolojiyle ilgili yani başka bir oyunculuk dışında bir meslek yani bir sürü şey yaptım da hani böyle bir kariyer olarak başka bir kariyer başlamadı hiç. Sosyolojiden sonra da İstanbul'a geldim. Kadir Has'ta tiyatro yüksek lisans yaptım. Sonra artık burada da tiyatro yolculuğum, oyunculuk yolculuğum öyle devam etti. Aileniz oyuncu olmanızı istemiyor muydu? Karşı mıydı? Yani hani elinde meslek olsun ama oyunculuğu da yaparsın. Öyle hobi yani. Olarak yapmamızı istiyorlar ya zaten hobi olarak yine yap yani. Çok üzücü değil mi ya? Çok üzücü, çok. Yani şey ya ülke çok konforlu bir ülke değil. Hayallerimizin peşinden koşmak özgürlüğüne sahip değiliz. Olamayabiliyoruz. Bunu destekleyen, hayallerimizi, sanatı destekleyen bir ülkede yaşamıyoruz. O yüzden anlayabiliyorum yani. Anneler babalar da haklı, kaygılılar çocuklar için. Hani yani maaşlı diplomalı ve... Diplomalı bir işi olsun. Evet, bir olsun. Öyle bir iş hayal ediyorlar. Sendikalı, sigortalı. Tabii. O yüzden hiç şey değil yani. Hani oyuncu olmamı istememek değil de hani ya bir sorun olursa hani olacak mı gibi kaygılarla yaklaştıkları bir şey. Hala da var aynı kaygıları tabii ki. Hani hiç bitmiş vallahi değil. Vallahi sektörde hep o kaygı var. Tabii ki. Bülent, 20. yılın değil mi? Ya. Evet doğru doğru. Profesyonel anlamda 20. yılın. Doğru doğru. Evet, profesyonel anlamda 20. yılım. Doğru vallahi. 2004'te ilk profesyonel. 2004. Evet.
Nereye hissediyorsun 20. yılda olmak? Neye baktığınızda... Valla şimdi öğrendim 20. yılda olduğunu. Bir 20. yıl partisi mi acaba? Hemen buradan çıkıştı. Hemen. Süper. Çok garip Mehmetciğim, çok garip. Bu hani hep büyüklerimizin bize... Zaman çok hızlı geçiyor. Günlerin kıymetini bilin, gençliğinizin kıymetini bilin. Hep böyle derler, bu tarafımızda bir yerdeydi ya, sürekli söylenirdi falan. Geçmiş 20 sene işte. Nasıl, ben inanamıyorum. İnanamıyorum, nasıl geçti bu kadar hızlı? Valla ben geçen gün Mersin'e gittim, okudum, liseye girdim. Evet. Sen gidin oradan mezun olmuşum gibi hissettim. Dedim ki ben dün burada okuyordum, bir gün kaç yaşına geldim. Çok garip. Yani şey derlerdi, ben küçükken çalışıyordum, eczanede çalışıyordum. Müşterilerden bazıları bana şunu söylerdi. Senin yaşında olayım bilmem ne kadar borcum olsun. Evet. O zaman hiç anlamamıştım. Anlamamıştım. Ya. Sonra da anladık. Ya gerçekten yani... Ama geçen de bir arkadaşım şey dedi, çok sevdiğim bir abim. Boş ver, boş ver dedi. Hayat dedi şimdi başlıyor dedi. 40'tan sonra başlıyor dedi. Evet. Daha güzel. Ne anladık 20'lerde? Saçma sapan fikirlerimiz vardı. Yani hani bunları geliştireceğiz diye uğraştık falan. Boş ver, 40'tan sonrası çok daha eğlenceli, çok daha keyifli. Buna ben motive oldum Mehmetciğim, şimdi böyle davranıyorum. Sen daha 40'a var mı? Benim mi 40'a var? Ben 44 yaşındayım. Keşke var olsaydı. Evet. Peki geride kalan çalışmaların hakkında ne düşünüyorsun? Seni yeterince tatmin etti mi, yoksa şunu da yapsaydım, bunu da yapmalıydım dediğin oluyor mu? Geçmişimle ilgili mi? Hı? Hiç yok. Hiç yok. Her şey, çalışmalarınla ilgili. Pişmanlıklarım mı hani yani? Yok, yani çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsun? Dizi, tiyatro, sinema. Yani sana yeterli geliyor mu, yoksa böyle hani hep yaptık ama bir de eksik mi var diye düşünüyoruz ya? Yok, hiç öyle düşünmüyorum ya. Her şey gereğince oluyor. Yani olması gerektiği gibi. Çünkü ben kendimi biliyorum. Kendi yaşam tavrımı biliyorum. Yaşama karşı söylediklerimi biliyorum. Yaşamdan alacaklarımın ne olduğunu biliyorum. Nerede yaşadığımı biliyorum. Her şey olurunda gidiyor. Sıkıntı yok şu anda. Yani mutlaka var herkes gibi sıkıntılar ama onların hepsi başka bir yola evriliyor. Başka bir yola açıyor. Ben artık 5-6. senesi bu sene. 6. senesini doldurmuş. 2 tane de insanlar tarafından beğeni kazanmış. Ödüllendirilmiş. Oyunları olan, tiyatrosu olan birisi oldum. Bu güzel. İyi. Bazı yerlerdeki bazı sıkıntılar olabilir. Evet. Ama onlar buna yol açıyor işte. Tatmin olmak önemli. Olmayı becerebilmek önemli. Elit Hanım, sosyolojinin oyunculuğa mutlaka faydası, katkısı var değil mi? Muhakkak var. Yani yani bir okuma pratiği getiren bir şey sosyoloji. Ve o okuma pratiğinin hani herhangi bir sanat dalı için, ama bence özellikle oyunculuk için ne kadar fazla bir hayat deneyimi, bir şeyleri algılamada ne kadar fazla bir alan varsa o kadar derinlikli oyunlar çıkabilir diye düşünüyorum. Tabii ki bunun sınırı yok. Deneyimin ve okumanın ve bilmenin, merak etmenin. O yüzden ben sosyoloji okuduğum için çok memnunum. Yani o oyunculuğumun çok beslendiğini düşünüyorum oradan. Bülent, yeni oyunuz Leyla ile Mecnun değil. Seyircilerin salonda özellikle hangi duygulardan çıkmasını istersin, umarsın? Ben tam da istediğim duygularla çıkıyor seyirci oyundan. Yani aslında biraz bizim, geçen gün bir yerde daha söylemiştim bunu, bizim tiyatromuzda genel olarak çok şakası yapılan ve aslında küçümsenen de güldürürken düşündürme efekti diyeyim. Efekti vardır ya, tavrı. Benim de çok kıymetli bulduğum aslında. Hepimizin de en çok o oyunları sevdik. Güldürürken düşündüren, hatta bir yerinde hüzünlendiren ama sonrasında çok güldürmeyi başarabilen. Oraya kalemimin daha yatkın olduğunu zaten düşünüyordum hep. Bu oyunda öyle bir oyun. Seyirci çok gülüyor. Seyirci çok gülüyor. Çok gülüyor ama... ne diyorsunuz? Gülüyor. Oyununuzda gördüm. Evet, evet. Ama gülerken de bende de o his oluştu. Kafa o anda başka şeylere de çalışıyor. Hmm. Evet. Öyle bir şeyi var. O işte düşündüren dediğimiz tavrı orayı çalıştırıyor. Çok romantik bir tarafı da var romantik bence. Yani bir boşanma var. Hikayesi olmasına rağmen böyle bir tuhaf bir hüznü var benim için oyunun. Garip bir hüznü, garip bir romantizmi, bir ayrılık romantizmi
var. O gülmeyle ikisi arasında gidip gelmek ve seyircinin oralarda gidip gelmesi çok hoşuma gidiyor benim de. Peki yakın zamanda bir Doğu turnesine çıktınız. Evet. Ne oldu orada izleyiciniz? İlgisi ne düzeydi? İnanılmazdı. Yani. Çok güzeldi. Doğu turnesine. Yani yarın olsa bir daha gitmek isterim ben. Şaşkınlıkla müthiş şeyler şaşırdık biz. Biraz. Batman, Siirt, Mardin, Urfa yaptık. Şey olabilir mesela yani 4 tane oyun oynadık. Kendi değerlendirmeni yaparsın işte. 4'te 3 oldu, 4'te 2 oldu. Hani 4'te 4 geldik. Valla seyirci de gerçekten çok kaliteli seyirci vardı. 4 ilde de. İlgi de çok güzeldi. Şeyce çok mutlu oldum ben. Bazen olur İstanbul'da aldığınız reaksiyon, Ankara'da, İzmir'de aldığınız reaksiyon atıyorum başka şehirlerde tutmayabilir. Ya da daha fazla olabilir. Aynısı, aynı reaksiyonları aldı. İstanbul'daki reaksiyonların aynısını aldı. Ona çok mutlu oldum. Hedefine ulaşıyor demek ki. İşte tiyatroya olan ilginin arttığını görüyoruz. Gerek oyun sayısı, gerek tiyatro seve açısından, salon sayısı açısından da öyle. Bunun nedeni Türk yazarlığın Türk oyunları sahnelemesine kaynaklandığını düşünüyorum. Öyle miydi? Sizin için de olan bir olay. Yani çok fazla yok aslında. Çok fazla Türk yazar ve Türk oyunu yok. Geçmişte yazılmış oyunlar oynanıyorsa onu bilemem. Yeni oyunlardan bahsediyorum, yok. Tiyatro, evet doğru, çok oyun var. Seyirci, evet. Ama tiyatro sorunları, problemleri aynı şekilde devam ediyor. Yani oralarda bir azalma yok aslında. Bence de öyle ve şey, yani aslında çok daha fazla sahne vardı. Mesela işte İstiklal'de belki 10 tane sahne vardı bundan 10 yıl önce. Hiçbiri yok şu an. Evet. Yani bir sürü sahnemizi kaybettik aslında böyle irili ufaklı. Ama tamam işte Kadıköy, Moda, orada biraz daha bir şeyler açılmaya başladı. Ya da hani işte AVM'lere kaydı şeyler, tiyatro salonları. Hani başka yani tiyatro kültürünün dönüştüğü, başka bir şeye evrildiği ama hani sektörel olarak büyüdüğünü ben de söyleyemem. Şey çok önemli hakikaten hani yani metin çıkması, yerli oyun çıkması ama bu zor şartlarda galiba çok da çıkmıyor. Çok değerli yazı. Yani bir ara sanki bir şey olacaktı ya. 10 yıl önce bir dönem başladı. Bir tiyatro dönüşüyordu İstanbul'da ama hani ülkenin koşulu yani ilk vazgeçilen şey sanat eğlence oluyor yani. Sanat ve eğlencedir. Evet hani ekonomik durumlar, ekonomik zorluklar insanların hakikaten yani işte iki oyuna gidiyorsa bir oyuna gitmesine sebep oluyor bence. O yüzden yani tiyatro seyircisi de tutunuyor, tutunmaya çalışıyor. Tiyatrolar da tutunmaya çalışıyor. Hani böyle bir mesela bilet fiyatlarını işte hani çok arttırmadan ama böyle bir denge kurmaya çalışarak falan. Ama herkesin işi çok zor. Yani seyircinin de zor, tiyatroların da, oyuncuların da. Türk yazarlığı konusunda sorun yaşanmasının nedeni yani çok fazla dizi olmasından kaynaklanabilir mi? Hani oyalara yöneliyorlar da tiyatroya daha mı az yazılıyor? Bir şimdi, şu anda aklıma geldi. Tiyatro yazarlığı meselesi zaten Türkiye'de sayı olarak öyle yüksek sayılarda değildi hiçbir zaman. Var yazarlarımız her dönem ama yani o kadar tiyatro yazarı yoğun bir dönem yok. Ama bu yazarlar dizilere kaydı diyemeyiz çünkü tiyatro yazarı mıydı acaba, oyun yazarı mıydı bilmiyoruz. Yani. Var var, çok var benim tanıdığım bu arada evet, ya. Evet, evet tiyatro yazan ama diziye... Çok da normal bir şey bu ayrıca zaten. Hani sadece tiyatro yazarı diye bir şey de olmaz zaten. Yani adam başka öykü de yazıyordur, roman da yazıyordur, tiyatroda şiir de yazıyordur. Peki ne olacak? Ne olmaz? Şu, yani aslında her sektörde, her ülkemizde her yere baktığımız açıyla da tiyatroya baktığımızda ne olacağını görüyoruz. Yani ülke ne olacaksa tiyatro da o olacak. Oraya doğru gidiyor. Problemliyse ülke orada problemli. Düzelmeler varsa orası da düzeliyor birazcık. Hani ben bildim bile işte mesleğe başladığımdan beri hep konuşuyoruz. Tiyatro yeterince paya kazanamıyor. Tiyatrocular yeterince işte hayatlarını devam ettirebilmek için paya kazanamıyor. Evet. Yani dövmen, aldın dövmen ki
duayen iki defa tiyatrosunu ekonomik nedenlerden dolayı kapatmış birisi. Ya o anlamda soyumlu, yani hep böyle mi devam edecek? Yani sizler burada bir önlem alabiliyor musunuz yoksa sizin elinizde olmayan... Şimdi bak hep böyle mi devam edecek diyorsun. Mesela ne kadar güzel. Devam edecek. Hep böyle misini konuşabiliriz. Devam edecek. Mesela tiyatro hiçbir zaman yok olmayacak. Evet. Ve bundan dolayı çok müşteriyim. Belli bir başka sanat biçimlerinden birisi ve hani çağımızda birçok şey bir yok olmak tehlikesiyle karşı karşıya. Bunların bazıları olumlu, bazıları da olumsuz. Yani keşke yok olmasa da dönüşse diyeceğimiz durumlar. Mesela sinema için kaygılanıyoruz. Sinemalar acaba kapanacak mı? Platformlar onun yerini mi alacak? Çünkü görüyoruz ki sinemalarda bir sıkıntı var. Artık filmlere gidilmiyor. Sinema kültürü ortadan kalkıyor. Mesela sinemayla ilgili ben dönüşeceğini düşünüyorum. Başka bir hal alacağını ama kapanmayacağını düşünüyorum sinema salonlarının. Çünkü eskiden sinema salonları çok büyükmüş mesela. Şimdi artık o büyük sinema salonları yok. Daha kutu gibi küçük sinema evet. salonları var. Oraya doğru evriliyor. Tiyatronun böyle bir tehlikesi yok. Tiyatro belli. Ne yaptığı belli. Canlı ve kayda alınamayan, tarihe kalamayan tek sanat biçimi. Bu özelliğiyle de bir başkalık gösteriyor. Ama devam edecek. Yok ne olacak onu bilemiyorum. Ekonomik koşullar biraz zorlayacak tabii. Yani Aldun Dönmen bir yapıtıcımızda söylemişti. Tiyatrocular zamanımızın kahramanlarıdır diye. Değil mi öyle mi? Evet. Yani işte her şeyi göze hatta işte... Gerçekten öyle Mehmet ya. Valla tiyatro yapmaya başlayınca, kendi tiyatromu kurunca... Bu böyle bir sözdü hep bize söylenen. İçinde olmayınca... duyguyu sadece anlamaya çalışıyorsun. Evet, anlamaya çalışıyorum. Tiyatro, tiyatroculuk ve zorluk kavramları bir araya geldi. Şimdi içinde olunca anladım. Çok zor. Gerçekten tiyatrocular bu anlamda baktığımızda kahramanlar. Doğru. Biraz önce de kayda alınamayan dedim. Evet, kayda alınıyor. Bir dijital kayda alınıyor tiyatro ama o tiyatro değil işte. Yani hani tiyatro kalamıyor. Yani o an seyirciyle oyuncu arasında evet. olan şey tiyatro aslında. Sahnede evet. yapılan da değil belki de. O an orada yaşanan şey. Dolayısıyla çok bence de çok haklı Bülent. Yani tiyatro hep var olacak. Hep olmuş ve hep olacak yani. Böyle çok bir yükselti şey. Olduktan sonra ya da bir seyirci sandalyesi koltuğu olduktan sonra bir sürü biçimleri var. Antik çağlardan beri belki ondan önceden beri süreye gelen bir tabii. sanat etkinliği sonuçta. Tabii. Peki oyuna nasıl hazırlandınız? Leyla ile Mecnun değiliz. İşte, sağ olsunlar. Bu anlamda da haklarını teslim etmek isterim. BKM ve BKM Mutfak benim içinden çıktığım evim orası. Gençliğimin geçtiği. Hep sen destek olmuşlardı. Efendim? Sen 60-70 yaşındasın. evet değilim ama insan şey duygulanıyor yani. Hani. Bülent Bey'in hikayesinde de her zaman arkamdaydılar. Burada da öyle. Hep yardımcılar. Bir şeye sıkıştığımızda, sahneyle ilgili bir problem olduğunda onlar bu süreçte çok destek oldular. Ve biz provalarımızı BKM Mutfak Unique'de yaptık. Murat'la beraber. Çok güzel bir prova süreci geçirdik. Yani zorludur prova süreçleri. Bazıları sancılıdır ve o sancılı prova süreçlerini çok sevmem. Canım sıkılır biraz. Bu o kadar güzel tatlıydı ki. Yani biliyorduk ne oynayacağımızı Elif'le beraber. Keyifli geçti. 25 gün değil mi? 25 gün, bir ay. Bir ay geçti. 6 hafta prova aldık. Elisa Hanım, hayırlı olsun. Bu arada Show TV'de yeni bir diziniz başlıyor. Evet. O da The Bahar. Bahar'dan önce. Bahar'dan evet, önce. Bakalım ne olacak. Adı. Ondan söz edelim mi biraz? Edelim. Ben bu yani sene... Çok fazla anlatmadan tabii. Yani bu sene sadece tiyatro yapacağım gibi bir karar almıştım. Bana da öyle demişti. Evet, Bülent'e de öyle demiştim. Sonra dizi geldi. Hemen yaptım. Hemen. Ya benim şey de bütün kadınların kafası karışıktır diye geçen sezondan devam eden bir oyunum daha var. Ece Temelkuran'ın ve Selin Çer'in yazdığı
birlikte oynadığımız. Yani o var. Bülent'le Leyla ile Mecnun ile başlıyoruz. O ben bu sene hani hiç televizyon, yani dijitalle bir şeyler yaparım belki ama hani sadece tiyatro yapacağım ve müthiş olacak falan gibi bir hayalle başladım. Bu arada hakikaten Aralık'ta bir ayda 18 oyun falan oynadık. Yani hani bu benim kişisel rekorum. Hani bu eskiden bizim ustalarımız ayda 30 oyunlar falan oynuyorlarmış ama bizim dönemimizde yani bu çağda... Bir ayda 18 oyun çok büyük bir performans. Çok çok evet, ve evet. inanılmaz bir deneyim Fatih oldu. Fatih Aydın kardeşime de selam gönderelim evet, buradan. Yani... Bizim benim tiyatrom organizasyonlarını Fatih yapar. Bir anda bizim... bir anda dedik ki sevdiklerinizle vedalaşın gidiyoruz ve hakikaten yani. Öyle oldu. Çok güzel bir deneyim. Ya benim ortalamam işte ayda 4 oyunum vardır benim hep yıllardır. Şey odur 4'tür, 5'tir, 3'tür falan. 18 müthiş bir deneyim, müthiş bir kilometre ama sonra işte bu Bahar'dan Önce Kod adlı işin senaryosu geldi. Çok sevdim. Yani işi de çok sevdim. Demet Evgar oynuyor, Buğra Gülsoy oynuyor, işte Mehmet Yılmazak, Ecem falan. Yani harika bir kadro. Orada olmak istedim, çok istedim. Bülent de dedi ki koş, yani hani ayarlarız oyunları, yaparız falan. Hakikaten çok heyecan verici bir iş, çok güzel bir hikaye. Senaristimiz falan, yani çok tatlılar, çok güzel yazılmış. Çok yani mesela ilk okuma provasını yaptık. Yani okuma provaları şey değildi, tatsız şeylerdir ya böyle ilk provalar, hani ağır aksak gider, pek bir şey anlaşılmaz falan, hani böyle bir ara verirsin. Bir önce sete çıkılmak istenir. Evet yani o böyle bu ya anlamsız bir şey olur genelde. O kadar iyi oldu ki okuma provası, böyle güldük, ağladık okurken falan, hani bunu orada masa başında bunun başarılmış olması bana işle ilgili çok yani umudum, heyecanım çok fazla işle ilgili. Çok güzel olacak bence. Hayırlısı olsun. Evet, sana. Evet. Aynen. Bülent, size de soruyorum. Mesleğin size yeterince cömert davrandı mı? Davrandı bana. Ben mesleğime bazen cömert davranmadığım oldu. Yeterince cömert davrandım mı? Bazen davranmadığım oldu. Bazen yanlış kararlar verdiğim oldu. Mesleğimle ilgili de. Sonucu ne oldu? Çok kötü olmadı. Dediğim gibi o yanlış kararlar başka şeylere evrildi. Başka şeylerle ilgilenmeme yol açtı. Ama çok azdır bunun sayısı. Öyle büyük pişmanlıklarım falan yok. Ama normal yani. Sizin Elit Hanım? Ya ben böyle aç, çok aç bir oyuncuyum. O yüzden yani böyle daha da çok oynamak istiyorum. Onu da oynamak istiyorum. O bir şeyde aklım kalıyor hep falan. O yüzden bilmiyorum cömert davrandığımı. Daha fazla doyabilirdim. Daha fazla doymayı diliyorum ben de. Daha fazla oynayarak, daha uç yerlere giderek, daha ilginç şeyler, mesleğinde daha ilginç şeyler deneyimleyerek. Ama doyar mıyım onu da bilmiyorum. İlginç o başka derken şey. Mesela? Daha farklı şeyler, daha ilginç, hani daha fazlasını ne? O oyuncu merakının böyle ne bileyim, o bitecek bir şey değil ya. Hı, okay. Ama sizde hep vardı değil mi? Yani hep bir güne kadar olandan farklı bir karakter canlandırma arzusu. Oyunculuğun alameti farikası olur zaten. Yani farklı bir şey. Bizde bilirsin yani hani erkek oyuncular mutlaka bir dönem içinde oynamak ister. Mutlaka yani. Senin de canı çekiyor mu? Dırri paşa diye bir paşa mesela hemen. Yani bir paşa olmak ister erkek oyuncu. Kadın oyuncular da dönem içinde bilmem ne hatun. Geri çıkmak hikâre karşısında. Elleri birleştirip falan. Evet. Ben şey düşünürüm, erkek oyuncularda mutlaka böyle bir kadına yakın bir performans, kadın oyuncularda da erkeğe yakın bir performans her zaman akıllarda vardır. Ya bu nasıl olur, nasıl yapabilirim diye. O kendini sınamakla, oyunculuğunu sınamakla ilgili. Tabii zor, zorlayıcı tarafı orası zaten. Zoru, ben çok zor rol gelsin isterim. Benim normal günlük hayattaki Bülent'in barındırmadığı özellikleri olan bir şey isterim. Öyle olursa zaten tadından yenmiyor, oyunculuk o
orada biraz devreye giriyor ve kendinizi test edeceğiniz yerde orası oluyor işte. Canlandırmayacağım bir oyun var oyun. Hayır yok. Yani bana yakışmayan, benim beceremediğim şeyler olabilir ama öyle bir canlandırmayacağım rol diye bir şey yok. Öyle bir kriterim yok. Peki hayat size yeterince cömert davrandı mı bu yaşınıza kadar? Hayat mı? Hayat. Benim hayatla ilgili cömertlik kelimesi üzerinden kuracağım bir ilişkim yok. Hayatı çok seviyorum ama çok gıcık oluyorum bazen. Kapışıyoruz onunla. O bana bazen ters yapıyor. Ben de onu dinlemiyorum bazen. Ben de ona ters yapıyorum. Mücadelemiz var kendisiyle. Ama yaşamı çok seviyorum. Böyle çok güzel. Dünya çok kötü bir yer olsa da yani çok güzel bir şey yaşamak. O güzel ama hayatta mevzumuz da devam ediyor. Yani. Ona vereceğim bir iki cevap var. Sizin ne tanım? Yani bilmem. Ne ilginç sorular ya bunlar. Evet, aa, biz niye böyle düşünüyoruz biz bu soruların cevabını? Evet, çok güzel. Çok güzel soru. Yani ben de mutluyum ya. Çok o, galiba böyle şeyle ilgili. Yani insanın hayatından tatmin olması onun sana verdikleriyle ilgili değil de senin o aldıklarınla neler yaptığın, aldığının nasıl yorumladığın, nasıl yaklaştığınla ilgili. O yüzden hayat cömert miydi bilmiyorum ama ben razıyım, mutluyum. Benim de yaşama sevincim Bülent'e benziyor. Hayat yeterince cömert davranmıştı. Evet, bence de. Sağlıklıysak zaten daha ne olsun. Evet, evet. O neşemizi de... Bak gerçek, dün konuştuk bunu. Çok basit, beylik bir laf. Ama gerçekten şu yanı başımızda durması gereken. Allah akıl sağlığı versin diyorlar. Hmm. Vallahi akıl sağlığı versin. Aynen. Sağlığımız ise, hele akıl sağlığımız ise. Özellikle bu zamanda. Hayat bana cömert davransan olur, davranmasan olur. Akıl sağlığım yerinde, problem değil, değerlendiriyor. O zaten bana bir sorunla geldiği zaman eğer birazcık analitik zekan varsa zaten değerlendirip çözersin. Sektörde ne delilerimiz var, değil mi? Belki onun akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğime deli olayım, dünya benim kahrımı çeksin. Yani. Olabilir. Bu da bu severim ben bu bakış açısını. Böyle yaşayan arkadaşlarım var. Var var. Az önce de girişte sözünü ediyorduk. Leyla ile Mecnun değil ile de ilgili. Sizce son zamanlarda, son yıllarda boşanma oranları neden artıyor? Yani bu kişilerden kaynaklı mı yoksa yani dünyanın genelinde böyleymiş biraz baktım. Çok fazla artıyor. Bu yani zamanla ilgili mi yoksa kişilerle mi ilgili? Bu da boşanmış birisi olarak ben cevaplayayım. Bunun böyle genel geçerli yüzeysel bir cevabı yok aslında, biliyor musun? Yok, evet. Ben bu bir yerde bir programda aslında tartışılması, konuşulması gereken bir konu. Ben kapitalizmin son dönemdeki artık uçukluğuna bağlıyorum. Çünkü her şey onunla ilintili ya. O da onunla ilintili. Aile kavramı, aile meselesi. Bunların hepsi gözden geçirilmesi gereken, hepsi değerlendirilmesi gereken ve bence bu dönemde galiba kendi yerini sarsmış ve o yerden de havalanmış, artık oraya geri dönmekte zorlanan bir kavram olarak görüyorum ben. Değiştiğini, dönüştüğünü düşünüyorum aile meselesinde. Ama bu üretim ilişkileriyle ilgili olduğunu düşünüyorum ama bu çok apayrı bir tartışma konusu. Bir gün böyle bir program olsa orada daha ayrıntılı anlatmak isterim bildiğim kadarını. Yani bence boşanma oranlarının artması iyi bir şey. Bu böyle bir hani evet dünya değişiyor hani artık zamanın ruhu o arkaik aileyi kaldırmıyor belki de yani hani bir yandan da işte bu durumda insanların hani mesela şiddet dolu ya da mutsuzluk dolu ya da işte içinde hiç aşk olmayan evliliklere zorunlu ve muhtaç kalmalarındansa boşanmanın bir seçenek olarak özellikle kadınların önünde artık durabiliyor olması ve ölümcül bir seçenek değil ya da hani en kötü seçenek değil. Bunun normalleşmesi kadınlar adına bence çok ciddi bir kazanım. O yüzden boşanma oranlarının artmış olması çok iyi. Doğru yoldayız. Peki sizin özellikle sormuyorum. Sosyal medya ne derece etkili?
Yani işte uzmanlar konuşuyorlar, işte sosyal medyada görüyorum. Sosyal medyanın evlilikleri çok fazla olumsuz etkilediği düşünülüyor. Tabi bunun araştırması yapılıp net bir sonuç ortaya çıkamaz ama. Hı hı. Sizce var mıdır sosyal medyanın etkisi? Muhakkak vardır. Muhakkak evet. Vardır, muhakkak vardır. Yani, ama Elit'in dediği gibi varsa da iyi o zaman işte. Yani çünkü yani, demek ki bir şey var. Aileye olumsuz etkisi ya da bekarlığa olumlu etkisi denebilir. Yani bireyselliğe, yalnızlığa. Yani o yalnızlığı, bireyselliği illa olumladığından söylemiyorum ama bir seçenek olarak var olması belki sosyal medya sayesinde insanların başka seçeneklerinin de olduğunu görmesi yani okey bir şey belki de. Yani bu şeye geçmişin daha iyi olduğuna dair inancımız birazcık böyle şey ya, o nostalji çok doğru, yani pek doğru değil gibi geliyor bana. Çok duygusal mı bakıyoruz sorusunu gündeme getiriyor belki. Yani evet, ya da belki o duygusal değildi zaten. Zaten orada yani şimdi o zaman yaşayanlarla da konuşabilme ihtimali olsaydı kim biliyor onlara neler anlatacaktı. Tabii ki. Evet evet. Tabii ki. Hani geçmiş her zaman duygusallık yaratır ya insanlar. Tabii ki. Yani biz hep geçmiş çok güzel hayatlara sahip insanlardan oluştuğunu düşünürüz ama yani gerçekten öyle değil. Nostaljik tabii güzellemesi diye bir şey vardır bizde. Nostaljik olan her şey iyiymiş. Yani o insanlar da bu dönemde yaşasaydı ve sosyal medya olsaydı, işte yaşlılarımızı görüyoruz Facebook'ta. Facebook biliyorsun onların buluşma alanı. Durduramıyoruz. Ben inanamıyorum. Yani hani Facebook'ta edilen küfürler, Twitter'da edilsin. Bak ortalık ayağa kalkar. Görmüyor mu kimse? Ben bunu anlamıyorum. Facebook çok acayip bir yer. Emekliler gruplarına bakıyorum. Orada ne tartışmalar, böyle çıkıyorlar, böyle 10 yıllık grubunu terk ediyor falan, sonra bir şeylerle geri dönüyor. İnsan yaşlandıkça daha böyle duygusallaşıyor ya, daha az tolere eder ya. Evet evet. Ondan... Facebook ciddiye mi alınmıyor bilmiyorum. Ya bir de dünya ne zaman böyle güzel günler geçirmiş ki o dönemlerde yaşayan insanlar rahat olsun. Yani tabii ki. İşte bizim yakın zaman Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. Daha hep onu düşünürüm. Yani bir kötü bir şey olduğu zaman İkinci Dünya Savaşı filmlerini izliyoruz. İnanılmaz değil mi ya olanlar İkinci Dünya Savaşı'nda? Diyorum ki iyi ki biz o dönem oralarda değildik. Yani şu iyi işte şu dönem. Yani daha öyle bir savaş mavaş yok olmasın da umarım. Allah korusun. Ben o üzerinde düşünmüyorum. Evet, umarım. İnşallah. Peki gene sizin üzerinize sormayayım. Sosyal medyanın oyuncuları çok fazla strese soktuğu düşünülüyor. İşte takipçi sayısı, işte o yapımcıların takipçi sayısına göre oyuncu bulması, yol vermesi. Hı hı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğru bir şey midir? Yani siz öyle değilsiniz biliyorum bu arada. Değil. Bence bir dönem sanki böyle bir şey vardı gibi. Hani oyuncular üzerinde böyle bir baskı olduğu, hani takipçisi var diye oluyor falan ama artık anlaşıldı ki o takipçilerin ne işe ne işin reytingine hiçbir şeyi yok, hiçbir etkisi yok. Yani orada milyonlar falan hani bir iki reyting, üç reyting en azından falan olmuyor ama yani hani o aradaki bağlantı bence bir deneyimle, ya bundan bence birkaç yıldır artık o konunun kapandığını düşünüyorum. Yani benim gördüğüm ne ekstra, ya ekstra bir kariyer getirmiyor artık. Getirir gibi oldu ve olmadığı anlaşıldı bence. Yani bir tuhaf bir vitrin oldu, bilmiyorum. Biz de böyle içindeyiz ve tam olarak da hani akan bir şeyin içindeyiz. Belki ileride dönüp bakacağız ve ne olduğunu göreceğiz. Bir şekilde bir portfolyo gibi mi oldu sosyal medya? Birkaç yıl önce ben bir haber yaptım. Yani dedim ki gerçekten faydası var mı? İşte, yok ama değil mi? Ne düşünüyorsunuz siz? Hakikaten yok. Oyuncunun sosyal medya takipçi sayısıyla o yılki filmlerin izleyici sayısını karşılaştırdım. En çok olanlar en az filmi izlenmiş. Buyurun. Evet evet. Ortalama olanlar en çok izlenen filmlerde olmuşlar. Bağlantısı yok. Yani, valla kimse... Matematik olarak yani bir kişi, iki kişi de, 20 kişi de bunu denedim ve sonuç belliydi. Sosyal... Bravo, bilimsel yaklaşılmış. Buyurun. Bir sonuca ulaşmış. Evet, ben de aynı şey düşünüyorum yani. Etkileşim olmadığını gördüm ki sonraki zamanlarda da hani bir film dedik, o belki denk gelmişti ama ikinci, üçüncü filmde de aynı şablon ortaya serdiğim zaman aynı sonuç çıktı. Yani paket artık, yani içerik
diye bir şey var. Yani bunu unutmamamız gerekiyor. Senaryo lazım. İyi oyunculuk lazım. İyi reji lazım. Yani bunlar ürettiğimiz iş bu ya aslında. Hani o önemli olan bu. Şey değil hakikaten. İşin PR'ı, paketi, işte takipçisi falan filan değil. Olmayınca, senaryo iyi olmayınca, iyi oyunculuk olmayınca olmuyor yani. Çünkü bir ürün var burada. Ben onu şeye benzetiyorum. Çok güzel bir hediye paketi ama işini başlıyorsunuz ki boş. Boş, oyunculuk evet. Yoksa, senaryo yoksa işinde. O kadar. Mümkün değil yani. Seyircide karşılığının olduğunu da düşünmüyorum. İtici gözükmek istemem. Tatsız bir şey söylemek de istemem bu konuyla ilgili ama ben hep böyle bu konu konuşulduğunda sokağa çıkalım diyorum. Buyurun, çıkalım. Evet. O milyon takipçili falan filan. Hani yok ki sokakta bir karşılığı. Hepsinin demiyorum. Çoğunun. Yok ki. Öyle bir şey değil. Anadolu'ya gidelim. Kitle o ya. Onlara reklam veriliyor ya. Bir şeyler satılacak. İnsanlara satılacak. Kitle orada. Gidip kitleden alabilirsiniz cevabı. Yok öyle bir şey. Bir garip bir balon. Peki başka neler söylemek istersiniz? Kendinizle ilgili ve Leyla ile Mecnun değil. Ben sizin ne düşündüğünüzü de merak ediyorum oyunla ilgili. Ben evet. Çok sevdim. Hatta Gani abi vardı. Gani Müjde vardı. Yan yana oturuyordu. Ondan sonra Gani abi dedi ki nasıl beğendin mi? Abi dedim yani şu halimden belli değil mi? Gani abi de çok beğenmiş. Çok beğendi. Çok keyif aldım dedi ki Gani abi bu işin üstadlarından birisi. Evet. O beğendiyse zaten oyun çok güzeldi. Sağ olsunlar. Etrafıma şöyle baktım sizi seyrederken de insanlar eğleniyor. Evet. Oh, Mehmetciğim ben şunu söyleyeyim hemen Elit'e vereyim sözü. Dönemimizin en büyük problemlerinden biri biraz önce de onu konuştuk. Ne iş yaparsanız yapın, ne kadar işiniz iyi olsun, işte yaşamınız iyi olsun, paranız iyi olsun. Mutlu olmak çok zorlaştı. Ve mutlu olmanın geçen gün bir araştırma yapılmış. Mutlu olmanın ekonomiyle olan bağlantısı ilgili bir üniversitede bir araştırma yapılmış. Onunla ilgili bir makale okumuştum. Tam zıt işliyor. Çok garip. Ekonomik gelirlerin yükselmesiyle mutluluk oranı ters işliyor. Şöyle bir şey var aslında. Belli bir sınırın evet. Altı mutsuzluk. Ama hani mutlu olmak için aslında basic bir alt sınır var yani hani maddi kaygıların. Evet, evet. Hani o onun üstü de şey yok. Parasızlık övgüsü yapmıyorum evet, yanlış evet. Anlaşılmasın sakın yani yoksulluk öyle değil tabii ki ondan bahsetmiyorum. O zaten daha da mutsuz ediyor insanı o değil ama bu mutlu olmak çok zor ya biz çok mutluyuz oyunda. Oyunu oynarken ya diyoruz ki oyunu oynarsın ve biter dersin ki yani yorucu da bir oyunsa bakarsın iki gün oyun yok. Üç, ha, tamam güzel dinle. Biz her gün keşke olsa iki tane oynasak diyoruz. Oynarken çok mutluyuz oyunu. Evet. Seyirciyle buluştum. Benim için de ve diğerlerinde edindiğim izlenim de şöyle. 75 dakika eğer başka bir şey düşünmüyorsan o oyun ya da işte o film o yapım iyidir. Harika. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Ben bunu kendimde fark ettim. Evet. Ve çabuk bittiğini hissettim. Ya o da çok güzel. Çok güzel. Onun için işte diğer arkadaşlarla konuştuk. Ya kısaymış falan oldu. Aslında kısa değil yani. Hı hı. Standart seviyede sürede ama işte daha çok sevdik ya daha çok olsun. Ah çok güzel. Evet. Evet, tadı yani, damağında kalması benim çok hoşuma. Bu arada bizim de tadı damağımızda kalıyor. Böyle finale yani. Giderken o final şeyine gelirken final bloğuna o tabloya böyle Bülent'te de varmış Aynis. Ben de böyle bir bitti geldik sonuna geldik yine bitiyor falan gibi böyle bir romantik böyle bir duygusal bir şeye giriyorum. Yani benim de hakikaten tadı damağımda kalıyor. Mesela bir süredir oynamıyoruz birkaç gündür evet. Bir haftadır. Canımız sıkkın. Evet ya yani bir şey hani oturup ezber falan mı alsak bir şey mi yapsak oyunla ilgili. Çok seviyorum ben de oyunumuzu. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz Mehmetciğim. İyi geldiniz. Çok güzel soruların vardı. Evet. Sağ olasınız. Teşekkür sizin ederiz. Sizin de öyle çok güzel cevaplarınız oldu. Sağ olun. Oyunumuza geldiğin için de çok teşekkür bir ederiz. Daha güzel tepkilerin için de. Hemen bekleriz. Bir daha bekliyoruz.